Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Şimdi siz pandemi, mandemi hikaye diyorsunuz. Ben çok merak ediyorum neden böyle düşündüğünüzü. Çünkü aslında sizin gibi düşünenler de var. Neden Covid-19'un global bir oyun olduğunu savunuyorsunuz? Şimdi ben bunu bugün söylemiyorum ya da geçen senenin başında da söylemedim. Daha Covid diye bir şey konuşulmazken bugünden geri gidersek 4 yıl önce olacakları anlattım. Ben kahin değilim. Ve ben 2000 yılı başında Global Reset Hareketi'ni başlatmaları gerekiyordu. Gecikme sebepleri var. Bir yandan takvim hesabı ile ilgili bir karmaşa vardı. Çünkü kozmik bir hesapla geliyor. Bu kehanete dayalı senaryo. O medeniyetler arası çatışma, tarihin sonu falan bunların hepsi böyle bir arka planı olan senaryolar. Burada mesela Neuralink konusu 20 yıl önce başlayan bir projeydi. Ben 20 yıl önce çocuğumun kafasına, beynine data kaydettim. Benim oğlum bir yöntemle ileri derecede İngilizce beynine kaydedildi. İlk beta örneklerdir. Daha sonra 4 yıl önce bu gelecek olacak olayları yazdım. Defalarca yazdım. Köşemde duruyor bu yazılar. Bu İngilizlerin hazırlayıp Amerika'da geliştirilip Çin'de patlatılan bir olay. H1N1 formatı üzerine geliştirilen 3 ayrı grip mikrobu, yani üçüncüsü AIDS mikrobundan alınan bir genetik parça var. SARS ve domuz gribi mi? Üçünün sentezlenmesiyle elde edilen bir grip virüsü bu. Bu virüs üzerinde oynanan bir virüs olduğu için bize bunun kopyasını vermiyorlar. Laboratuvarlara vermiyorlar. Yani mikrobu izole edilmiş bir şekilde kimse ulaşamıyor. Mikrobu izole etmeden ona ilaç da üretemezsiniz, aşı da üretemezsiniz. Peki hastayı nasıl tespit edeceksiniz? PCR testi diye bir test yaptılar. O test bu mikroptan önce üretildi. Dolayısıyla grip, astım, zatüre gibi hastalığı olanlar burada hemen pozitif çıkacak. Zaten buradaki maksat herhangi bir hastalığı olan, vücutta ısı oluşturan mikrop, herhangi bir mikrop olmuşsa tak diye sizi COVID diye etiketliyor. Şu anda böyle bir salgın için gerekçe yok. Bu bir grip vakası. Dikkat ederseniz hiç grip olan yok. Öksüren bile yok artık. İnsanlar öksürmeye korkuyorlar. Dolayısıyla PCR testiyle sizin pozitif ya da negatif olmanız da bir hikaye. Yani hasta tespiti yok. Mikrop tespiti yok. O zaman bu ilaç niye? Bu tedbirler niye? Bu maske niye? Niye? Ah, işte hasta olmanız ve bulaşı hızlandırmanız için maske takmanız gerekiyor. Şimdi...